insanlar için gönderilen, görevlendirilen değerli bir peygamberdir. Dolayısıyla bizim hidayetimize sebep olan o peygamberdir. Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun. İnsanoğlu boşu boşuna, lüzumsuz yere, gereksiz yere yaratılmamıştır. Belirli bir gaye için yaratılmıştır. Belirli bir görevi yerine getirmek için bu dünyaya gönderilmiştir. İnsan yalnız, sadece ancak Allah'a ibadet etmek için, kulluk yapmak için, itaat etmek için, Allah'ı birlemek için yaratılmıştır. Bu özelliklere sahip olan insan, yeryüzünde Allah-u Teala'nın halifesidir. Bu özelliklere sahip olan insan, Allah'ın çizmiş olduğu yolda ancak yürür. Allah'ın istediği bir şekilde yaşamak için gayret eder. Bundan dolayı da birçok zorluklarla, sıkıntılarla, musibetlerle, işkencelerle mutlaka karşılaşacaktır. Çünkü doğru bir insandır. Doğru yolda yürüyen bir insandır. Doğru bir şekilde ibadet eden insandır. Onun için bir sıkıntıdan kurtulur, kurtulmaz başka bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Bir zorluktan kurtulur, kurtulmaz başka bir zorlukla karşılaşıyor. İman eden insan, verimli bir insan ve insanlara iyilik yapan bir insan. Bu zorluklar insanı dinden, imandan uzaklaştırmaz, gevşetmez. Bu zorluklar daha fazla Allah'a yakın olmasını sağlar. Bu zorluklar daha fazla Allah'a sığınmasını sağlar. Bu zorluklar, bu sıkıntılar insanın Allah'a muhtaç olduğunu sağlar. Bu zorluklar iman eden kimsenin imanını artırır, sevaplarını çoğaltır, derecesini artırır. Ve bizim örneğimiz, rehberimiz Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O peygamber ki Allah'a hicret eden kimselerin efendisidir. Allah için hicret etmiştir. Bir çıkar için değil, siyahat için değil, menfaat için değil, mal mülk için değil, buna benzer dünyaya ait olan bir şeyler için değil. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin hicret etmesinin sebebi yeryüzüne Allah'ın dinini hakim kılmaktır. İnsanları kölelikten, insanları ona buna kulluk yapmaktan kurtarmak için hicret etmiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.